bir küçük itirafta bulunacağım sana. Aha. Bu yeni A Akademi'de eğitim açtık kişisel markalaşmayla alakalı. Tabii ben insanlara şu markalaşma, kişisel markalaşma falan derken çok beyaz ve iyi niyetli olmakla beraber yalan söylüyorum. Tamam bir konuda. Ben beyaz bir yalan. Ha, ben beyaz bir yalan söylüyorum. Birazcık hani onun sohbetini yapalım. Orada tuhaf bir çelişkiler yumağı var işin içerisinde. Bu markalaşma, kişisel markalaşma falan gibi kelimeler 1990'lı yılların o modernist ekolün, düşünsel ekolün cümleleri, tavırları. O dönemin ihtiyaçları bilmem nesi de belli. Ötekileri ez, sen başa geç, sen başarılısın, yürü lan falan gibi duygulardan gelen. Meşhur ol, önde kal. Önde kal, ötekiler senden zayıf ama bunu herkese söylüyor. Yani hani şimdi o tuhaflı. Ötekiler senden zayıf, sende de öyle. Ötekiler senden zayıf, ötekiler senden zayıf falan. Sen bunu yaparsan ötekileri ezeceksin falan gibi tuhaf kendi içerisinde yalancı bir şeyi var. Ekolü ya da bakışı var. Bir reklamcı olarak söylüyorum bunu bu arada. Bizim mesleği tabii ruhu. Geçti o günler rahat konuş. O zaman da sorguluyor. O zaman da yani reklamcı... yaş gelişti işte. Radikaldin o zamanlar. Şimdi aslında markalaşma kelimesini, kişisel markalaşma gibi şeyleri kullanırken aslında başka bir şey yapıyorum. Toplumsal yapının değiştiğini fark edip, yani bayağı yani sosyolojik işleyişlerimizin, kurallarımızın matematiğinin değiştiğini fark edip aslında hani oltalamak için markalaşma kelimesini kullanıyor. Alt tarafta A toplumuna uygun iletişim nasıl kurulur anlatıyorum aslında. Yani bu yeni toplumsal yapı, yeni kurallar, yeni yapılar, yeni biçimler barındırıyor arkadaş. Bunu anla da buna adapte ol. Bir başkasını ezmekle alakası yok. Aksine bağ kurmakla, ağlar geliştirmekle alakası olan bambaşka bir yapıya doğru gidiyor. Ağ toplumunu seninle sıklıkla birçok sohbetimizin içerisinde gündem ya da konu ediniyoruz. Ama hiç başlı başına bir başlık olarak değerlendirmedik. Biraz değerlendirelim istiyorum yani ağ toplumunu. Çünkü geçen ben bir konferansta ettim bu lafı. Yani sonuçta senin kurguladığın bir formüldür açık beyin içinde konuşurken. Yani sadece bir galiba bir iki cümleyle geçti. Yani bağ toplumundan ağ toplumuna geçmeden öyle bedelleri var falan diye. 2-3 kişi geldi. Hocam çok önemli bir şey o ya. Aa bağ neydi o falan. Evet. Şeyde de tınlıyor da yani insanlarda bir şekilde. Bunu müstakil olarak konuşmamışız. Evet onu bir masaya koymak lazım. Biraz detaylandırmak lazım. Çünkü yani çıkış noktası da şurası. Çok fazla sosyal ilişkilerimizle alakalı çelişki yaşadığımız dönemdeyiz. Hem çatışma yüksek hem çelişki yüksek. İçsel çelişkimiz yüksek. Ya mesela birbiriyle tutan, hemen örnek vereyim. Geçen Dursun Ali Yaz'la muhabbetleştik epeyce. Mesela masada konuştuğumuz ekonomi tarafıyla alakalı konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. İşte çocuğa büyürken ağacın altındaki hazineyi bulmayı öğrettiğin bir zihinsel yapıyla çok çalışarak para kazanacağına ikna etmeye çalıştığın bir yapı çelişkisi kuruyorsun. Artık ikisi de yalan. Yani ama biz hala hikayelerimizde, zihnimizde, bilmem nemizde bunların çetişkisini yaşıyoruz. Ya da ben çok sıklıkla gündem ediyorum bir şeyde. İşte birini arıyoruz, biriyle ilgili toplantı yapacağız ya da tanışacağız. Ya da ne bileyim eşimizin, dostumuzun arkadaşıyla ne yapıyor diye. İlk yaptığın hareket ne? Eşe dosta sormuyorsun. İnternete giriyor Google'a, adamın adını soyadını yazıyor. Ne yapıyor diye bakıyorsun. Çok yani normal rutinde yaptığımız bir şey değil mi? Mesela bu şey bir şey bile değil. Böyle yapınca ya böyle anlatacak çok tuhaf ama yani her gün yaptığımız bir şey ama artık bu adet yani. Adet yani normal bir şey. Ama şimdi bak konuyu değiştireyim. Buradaki çelişkiyi fark ettirmek istiyorum. Şimdi konuyu buradan böyle kenara koydum. Sen dijital ortamda nasıl var oluyorsun diye sana sorduğumda, abi sen hani Google'da seni aradığımızda ne çıkıyor diye sana sorduğumda, sen tabii hiç iyi bir örnek değilsin konuyla alakalı. Hani şeyde birden zihinsel olarak şablon slide değişiyor. Bir önceki slide gidiyor, onun yerine şöyle bir slide geliyor. Ya internet zaten böyle eğlence yeri değil mi? İşte ne bileyim sosyal medya yani böyle kıvır kıvır adamların yeri canım, ben orada bir şey yapmıyorum. Ya aslında ilgilenmek de lazım galiba ama yani ne bileyim. Böyle bir fotoğraf geliyor. Abi bir öncesinde az önce işte Metin Piyale diye aradın ya işte adamın kendisine bir şeydi. Bak Metin Piyale de beni aldı. 20 senelik arkadaşımdı. Hani az önce... Takipteyim Metin Bey. Döndün hani adamı hani onu merak ettiğinde rutin aradın, bir de mesela kanaate de vardı. Hani adamı aradım bir de şey dedim, bu adam bunu yapıyor, şunu üretmiş, şunu diyor, şöyle. Vay bak kitap da yazmış falan. Hani bilgiyi oradan edindin. Ama sonra kendinle alakalı hani yok ya internet zaten eğlence için bir yer, ben orada öyle olmak istemiyorum falan gibi tuhaf bir zihne geçiyorsun. Mesela bu bir hikayelerin birbirleriyle karıştığı, yeri gelince 90'lardan hikayeyi aldın, yeri gelince 1000 sene öncesinin hikayesini aldın. Toplumsal yapının yeni haline adapte olamadığın bir çelişkiler yumağı. Böyle baktığımızda yani... O kadar çok parayı algılamada, işte sosyal ilişkilerimizi algılamada, iş yapış biçimlerimizde, örüntüler halinde birbirine girmiş bu çelişkileri yaşıyoruz. Ve iddia ederek söylüyorum,
iş yapmayla alakalı iyi bir fikir geliştirme, iyi bir iş organizasyonu kurmanın karşılığı yapılanması %30-40 ise başarılı bir işte, %60 oranında bu çelişkileri yönetme sorunu var. Yani, adapte olma meselesi aslında. Evet, yani yeni bir şey var. Yani hani konuya bu yumaklara, bu hikaye kalıplarına, bu formlara girmeden bu yeni bir şeye fark etmiyor. Bu tip çelişkilerin günlük hayatta da şöyle bir sorunu var abi. Lafta düzeltiyorsun, ilkede sorun yok ama kriz anında zihni yine öteki tarafa gidiyor. Eski tarafa gidiyor. Yani evet. Dolayısıyla o kararlar seni işte yanıltan kararlar olabiliyor mesela. O yüzden sözü özü bir olma meselesinde bu aslında muhtemelen belki de bu yüzden açık beyinde biz muhabbet ederken olgunlaşmış da bir şey. Sen bunu zaten önceden fark ettiğin bir set var ama biz niye üstüne çok konuştuk? Şimdi sen bu anlatıyı yaptın da fark ediyorum. İnsanın fabrika ayarlarında konu neydi zaten? Bir tabiattaki bir ayarlar vardı. Bugün onlarla yaşadığımız çelişki. Şimdi insan birkaç yüz bin sene, milyonlarca sene adapte olduğu bir sistemin son işte 100 yıldır, 50 yıldır yani bambaşka bir versiyonun içinde yaşamak zorunda. Hiç alakası bile yok. Orada her şeyde çelişki yaşıyor. Şimdi bu da kültür de o kadar hızlı değişiyor ki kültürde bile bir fabrika ayarı uyumsuzluğu söz konusu. Ama kültürde bir avantajım var. Onu eskidekini de biz uydurduk. Bunu da biz uydurduk yani bir şekilde daha kolay. İnsanın fabrika ayarlarında aslında ben o yüzden onun önemli bir teori olduğunu hep en başından beri iddia ettim ve söylediğim şeylerden bir tanesi. Çok temel bir çelişki gırtlağından yakalamışsın. O çelişki de şu. Şu anda yeni sosyolojik ilişki formatımızda bizim biyolojik varlığımızı reddeden reaksiyonel tavırlar barındırıyor içinde. Yani bizde biyolojik olmayan, biyolojik olarak varlığı mümkün olmayan şeylerle alakalı sosyolojik olarak sanki varmış gibi bir kültürel form oluşturmaya çalışıyoruz. İstek, arzular ve ittirmeler var. İttirmeler var. O yüzden sen onu yani tam omurgasından yakalamışsın. Yani insanın fabrika ayarlarıyla alakalı söylediğin şey. Sen de bunu ayıktırmak için tekrar hani evrimden kadim bilgiye dayalı 360 derece dönen bir skalayla bir yorum oluşturuyorsun ki bu gerçekten o yüzden onu teori yapıyor. Yani bir teorik bakış açısı yapıyor. Bendeki bunu tarif ederkenki durumu da daha çok iletişim tarafıyla alakalı bu ayağı fark ediyorum. Aynı şey gerçekleşiyor iletişim tarafında da. Yani zihinsel duygusal yapımız 150 kişilik bağlı bir ilişkiler yapısı yönetmeye müsait. Ama biz 5 milyar adamla masada oturuyoruz ve orayla ilişki kurmaya çalışıyoruz. Ve bu sefer yani şöyle oluyor ya gerçekten. Mesela belki bunlarla evlenirim telefon listem var. Tamam. Çünkü yani seçeneklerin 5 milyar olunca bir şeyde ya da mesela şey yarın öbür gün bunlardan bana iş çıkar ilişkileri var ama yani insani vasfında böyle bir durum yok ki bu başka bir metodoloji. Yani, onunla ilişki kurma biçimin eskiden etrafında oturan insanlarla ilişki kurma biçimin aynı olamaz yani evet, evet. Başka bir düzeyde bağlısın onlara. Ben mesela bak bu kadar uzun süre konuşuyoruz ben aynı tongaya çok sık düşüyorum yani mesela oradan bir şey isteyen birine isteğinin karşılığını veremediğim zaman yan komşu benden bir tas tuz istemiş de verememişim gibi ya da kapıyı çalmış da duymamışım bak, gibi. Bak ne kadar güzel çelişkilerden veriyor. Bir tanesi oldu. Bir şey. Abi üzerindeki yük inanılmaz. Şimdi mesela ya beni düşünen hatta marjinal örneğim ama artık çok da marjinal değilim yani. İnternette bir sosyal medya hesabı olup da 500'den fazla takipçi olan herkes fenomen gibi. Yani bir sürü insanla ilişkideler ki takip ettikleri 500 kişi değil ya da takiplerinde olan 500 kişi değil. Onların aracılığıyla bağlandıkları büyük bir şey var ve insanlara çeşitli vesilelerle talepler, istekler, bildirimler yağıyor. Şimdi bunlar tabii yani normal hayatında hele bir de hayatın hep orada geçiyorsa yani günde 5 saat, 10 saat bakıyorsan ona ya bir süre sonra artık beyin devrelerin isteme, verme, cevap verebilme döngüsü içerisinde bir fasit daireye giriyor. Ve benim bunun hayatta gördüğüm karşılığı şu. Orada cevap vermemeyi öğrendikçe hayatta da cevapsızlaşıyorsun. Pasifleşiyorsun. Aksiyon yapmak yerine paylaşıyorsun. İşte gidip görmek yerine oradan izleyip beğeniyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yavaş yavaş orada bir yani davranış bozukluğuna doğru gidemez. Çelişki sadece çelişki değil yani. Şimdi bunu sen hayatını planlarken koy. Şimdi ben sana tabii aslında haber vermiyorum da bizim bu uluslararası projeler falan işleri yapıyoruz ya ben orada hemen hemen hepsine senin şeyi kişisel markalaşma diye yazıyorum oraya kod olarak. Diyorlar ki ne alaka markalaşma falan. Çünkü mesela diyelim İFA liderleri yetiştirmek falan filan gibi çalışmalar var bizim. Şimdi oradaki en önemli hikayelerden bir tanesi biz sonuçta insanlara inşallah bir sonraki nesle daha doğru bir yol gösterecek. Hani bilgili, deneyimli ve yapabilir insanlar ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun en önemli parçalarından bir tanesi zaten
Bir, kendini tanıyacaksın, kendini doğru okumanın yollarını bileceksin. İki, bu dünyada, yani öyle bir meditasyon anında evde duvara bakarken değil de dışarıda, çarşıda, pazarda iş yaparken bu dünyanın geçerlilikleri içerisinde o kendini nasıl ifade edeceksin? Bu bir kere kendini anlamadan zaten bir şey ifade etmen mümkün değil ama sorun yani senin yakaladığın kısmın orijinali şu. Kendini anlasan bile dünyanın şartlarını anlayamadığın zaman, dersini aldığın hocanın büyüdüğü dünyanın şartlarıyla düşünmeye devam ettiğinde. Mesela ben onun sıkıntısını çok çektim abi. Benim hocalar da eskiymiş, benim şu anda eskidiğim gibi. O günün dünyasının koşulları bugünlerde çalışmıyormuş. İşte o ağa-bağ hikayesi en merkezde bu kadar kişisel düzeyde bir temel yetkinlik aslında. Dolayısıyla bugün mesela ne ölçekte iş yapıyor olursan ol. Geçen arkadaşlar otururken Türkiye'nin en son futbol topu tamiri yapan ustası futbol topu tamir ediyor. Damadı da adam sıkılmış artık yapmayacağım demiş. Damat demiş ki bari bana öğret. Onu anlatıyordu sevgili Gökhan Okçu işte ondan dinlerken. Mesela hemen tanıştık kendisi çünkü Instagram'ı açtık, profilini bulduk. İlk fotoğrafı zaten top tamir ederken bir profildi, hemen tanıdık. Ondan sonra girdik oraya, ondan sonra işte telefon ettik, konuştuk bilmem. Yani bu bambaşka i̇şte bir ilişkiye geçmiş. Tam ağ böyle oluşuyor işte. Tam öyle, aynen. Halbuki başka yani bundan 10 sene, 20 sene önce böyle bir opsiyonun yoktu. Şimdi bu opsiyonu böyle kullanırsan anlamlı olacak şekilde oluşuyor. Ve bu çok acayip, üretkenliği çok hızlandıran konulardan bir tanesi. Bir de geçen ne oldu? Birisinden bahsediyoruz. Ondan sonra ben tanıyamadım falan. Instagram açtım tabii otomatik. Baktım, öyle bir isim yok. Aradık, telaşlandık. Instagram hesabı yok mu yoksa? Bir dakika, bir sıkıntı olmaz. Aynen öyle oldu. Anomali haline geldi evet. Yani bu durum. Şimdi ben Instagram hesabımı mesela yani normal bir Instagram hesabı gibi kullanmıyorum. Yani işte duyuru yapıyoruz, bir şey yapıyoruz falan ama işte bir ara dedim ki kullanmıyorum bari kapatayım. Baktım fikir bile absürt. Yani ne gerek var? Yani kart vizit vermektense adama diyorsun ki et Sinan Canan oradayım işte yani aç bak ne yaptığımı. Bu seni fiziksel olarak asla ulaşamayacağın bir kitleye tanıştırıyor ama sorun şu, o kitleden geleni ne yapacağını biliyor musun? Onun için hazırlığın var mı? Dünyaya öyle bakıyor musun? Ya da kendini ifade ederken hakikaten dışarıdaki o ulaştığın kişilerin hangi sorununa cevap üretebileceğini biliyor musun? Ve oradaki sorunu biliyor musun bir kere? Dolayısıyla işte bu yeni toplumda bence bu hikaye çok önemli. En temelde anlamamız gereken şey. Belki sen biraz şeyi açarsın bu muhabbetimizde. Şu değişen temel değerler konusu var ya, mesela ben onu çok önemli buluyorum. Yani en temelde, yani bu budur dediği, dün benim babamın dediği şeyler bugün çalışmıyor mesela. Başka şeyler yapıyoruz bugün. Ya hep birinci, bu arada yeni fark ettiğim, yani ben de işte ilerlerken, mesela bunu masada anlatıyoruz, konuşuyoruz. Masada anlatırken, konuşurken çok eğlenceli. İşte normalde şirketlerde, kalabalıkta, bilmem ne de beraber çalışırken ya da anlatırken, yani konuşmacı olarak ya da bir proje içerisinde çalışırken hep çok eğlenceli bulunuyor. Fakat bir şeyin düzgün anlaşılmadığını fark ettim. O da şu. Şu Zeitgeist, zamanın ruhu mevzusunu. Hani hep şakasını yaparız. Yani IBM'in ilk başkanlarından bir tanesi. Dünyaya 5 bilgisayar yeter demiş. Hani hikayesi. Aa dangalağa bak. Yani hani burada bu burada. Halbuki o dangalak dediğin adam kartlı sistemde dünyada ilk bilgisayarın oluşmasını sağlayan adam. Ya da işte Edison'un kredi almak istediği bankadaki avukat şey demiş. Atlar kalıcıdır, araba işi geçicidir. Bu işlere para yatırmak atlar. Şimdi ha 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 kıçımızla gülüyoruz falan. Yani ya da büyük şirketlerden bir tanesi telefonun icadıyla alakalı biz inceledik. Telefon çok lazım bir şey değil diye raporu var içeride kayıtlı. Şimdi zamanın ruhunu anlayamamak. Bu arada bu dediklerim kontrollü topladım. Bunlar gerçek böyle 20'ye 30'a yakın bir durum var. Şimdi bir sürü akıllı adam. Bu arada bunlar adamları salaklıkla ya da işte eksik bilgiyle falan suçlamak mümkün değil. Ödevini yapan, düzgün, olduğu yerde pozisyonu olan adamlar. Zamanın ruhunu anlayamamakla alakalı bir sorun ya da problem yaşıyor. Bizim şimdi yaşadığımız bence en birincil hikaye, gerçekten son 20 yıl içerisinde bu çok hızlı olduğu için biz değişimi şöyle algılıyormuşuz gibi geliyor. Aa doğru söylüyorsun, eskiden radyo vardı, bak radyo dinliyor muyuz, dinlemiyoruz, değişti hayatımız. Ya da eskiden cep telefonu bu kadar kullanmıyorduk. Bak şimdi cep telefonu çok kullanıyor. Tekil bir şey zannediyoruz. Hani burada bir şey değişti, geri kalan her şeyimiz aynı zannediyoruz. Halbuki hep beraber masaya oturup kontrol ettiğimizde, yani 10 sene önceyle hatta, 20 seneye bile gitmeden, 10 sene önceyle yeme, içme, barınma, flört, iş ilişkisi, bilmem neyle ilgili davranışlarımızın, sosyal davranışlarımızın, duygusal hissedişlerimizin
360 derecesinin birden değiştiğini okuduğumuzda, ama biz bu değişimi böyle gıdım gıdım gün gün yaşadığımız için biz şey zannediyoruz değişim konusunu. Devlet bugün diyecek, bugünden sonra bu böyle olacak gibi bir şey zannediyoruz. Halbuki değişim öyle olmuyor ya. Ton ton, ara ara geçiş geçiş oluyor. Biz bu geçişi anlayamamışız. Önce şeyi fark edip kabullenmek. Çocukluktan ergenliğe geçiş gibi. Geçiş yani. Hangi gün geçtin? Aynen öyle yani bir şeydi. Bunu fark edip önce şeyi kabullenmeye ihtiyaç oluyor. Ha dur, ben bir işlem yapacağım ve yeni ve tamamen tüm kültüre yaygın bir davranış değişikliği durumu var. Bunlardan bir kısmı eski kültürel formların evrilmiş hali, bir kısmı yepyeni ve dışarıdan gelen haller. Önce birinci basamak bunu güçlü bir şekilde kabul etmekten geliyor. Eğer bunu kabul etmeyip zihnimizde bizim alışkın olduğumuz şey metoduyla yaparsak, ha ben bunu biliyorum, şu değil mi? Tamam, ha ben bunu biliyorum, bu değil miydi falan diye o bağlantıyı kurduğumuzda zihnimizde orası şişiyor. Çünkü bu değil mi dediğim bağlantının hikayesiyle onu anlamaya çalışıyoruz. Bir daha bir telefon gereksiz raporu veren adam o raporun arkasında belki bir 10 sene durabilmiştir. Ha, ama yani şimdi 10 saatin yok yani. Yok yok saat sonra elbette. Ben getir komik deyince bu çalışmaz diyen adam biliyorum. Yani. Diyor, ne alakası var ya falan diye. Üstüne pandemi patladı bilmem ne oldu neler oldu yani. Yani şeyde ve bir sürü bizi şaşırtan sistem var. Mesela burada en önemli değişimlerden bir tanesi, kalıp değişimlerden bir tanesi. Hala sahada çok sık rastladığım sorun. Şimdi bizde ömürlük yatırımla alakalı bir zihinsel yatkınlığımız var. Biz bir projeyle ilgili şöyle yaparız. Benim bir fikrim var abi, dur koşullar olgunlaşsın diye bekliyorum. Olgunlaşsın, parasını bulayım, yatırımını yapacağım. İşte bir yıl, iki yıl, üç yıl, bazen beş yıl, on yıl bir konuya, bir fikre yatırım yapıyoruz. Piyasaya çıkartıyoruz. Bu 1990 yılındayken önemli bir şeydi. O kadar üzerine yatırım yaptıysan hasbelkader bir varlığı olurdu. Şanslıysan çok para kazanırdın. Bir de bundan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl boyunca para kazanırdın. Sistemimiz buydu. Kalıcı işine dönüşürdü. Kalıcı işine dönerdi. Yani buna yatırım yaptın, bilmem ne yaptı falan. Abi şimdi kesinlikle sistem şöyle işliyor. Bir fikrim mi var? Kaç kişiye ulaşabilirsin? 10 kişiye. Şimdi yap. Şimdi yap. Abi ne kadarını yapabiliyorsun? Abi fikrim 100 birimlik ama 4 birimlik. 4 birimlik yap. Şimdi yap. Şimdi yapıp 10 kişiye ulaş, 10 kişiden reaksiyon ve veri topla, bilgiyi güncelle, 20 kişiye tekrar ulaş, 20 kişiyle tekrar veriyi topla, bilgiyi güncelle, fikri güncelle. Bölünmüş modellerle aşama aşama versiyonlama sistemi dediğimiz, yani aslında cep telefonunda tüm yazılımlarda versiyon yüklüyor ya sana bir şeyde. Versiyonlama aynı zamanda tüm iş yapış sistemlerinde artık böyle işliyor. Büyük yatırım için bekliyorsun ya, ömrün boyunca bekleyeceksin. O fikirle emekli olacaksın, söz veriyorum. Mesela... Abi bak, nasıl biliyorsun bizim proje toplantılarını değil mi? Ya yani mesela bir basit fikirle başlıyorsun, onu da koyayım, bunu da ekleyeyim, bunu da yapayım derken biz para bulamayız ki, vazgeçelim o zaman. Aynen öyle. Çünkü biz de boomer. Yani. Tabii tabii, zihnimiz farkında olmadan öyle düşünüyor ya da öyle pozisyonlanıyor. Şimdi burada, bu söylediğin de başka bir problem, içeride hani bildiğimiz bir problemle alakalı. Şimdi ben ona fırsat bataklığı diyorum. Aramızda şakasını yapıyoruz. Şimdi eskiden fırsat denilen şey bir iki tek tük rastlanır, şanslıyız bilmem ne falan falan hikayesinden fırsat yağmuru diye başka bir şeye dönüştük ya. Hayatımız fırsat abi. Hele senin gibi yüksek mıknatıs etkisine sahip. Yani iyi bir fikir olduğu için birçok bir şey yapmak isteyenin fikri bağlantıda bağ kurmak isteyeceği bir formda. Abi senin şu andaki fırsat mali değeri birkaç milyon doların üzerinde. Şu andaki. Hani bir şey planlamadan. Mesela o yüzden şemsiye yaptırdım. Şeydi. Ama şimdi aynı tuzağa sen de ben de düşüyoruz işte aynı yapıda konuşurken. İşte sen de sana makul gelen ekonomik değerlerle bakmadığını biliyorum. Anlam değeriyle bakıyorsun ama zamansal olarak, emeksel ve konsantrasyon olarak yatıramayacağımız zamanı ya da ekiplerini kurmadan organize edemeyeceğimiz şeylerle alakalı o fırsata var olduğumuz için. Bu arada yapsan yapılmaz mı? Evet kesinlikle yapılır. Şeyde yapma gücün var, yapma bilgin var. Ama onu yapmanın bir zamanı ve bir eylem matematiği olduğunu unutuyoruz bir şeyde. Şunu zamanında öğrenseydim yani yaptığım toplantıların %90'ını yapmayacaktım. Onlar yerine de 9'lu kitap daha yazardım. Yani işte aynen bu oluşuyor arka tarafta. Bunlar değişen sosyolojik yapının bize getirdiği küçük küçük formüller.
Büyük olanı ise, mesela az önceki sorduğun soruyu cevaplamak için söyleyeyim. Biz bu konu üzerine durmayı çok seviyoruz. Yani eğlenceli bulduğumuz bir şey. Ben ilk defa seninle beraber daha geniş kanallı öğrendim. Şu anlam ne demek, anlam bağı, bizim anlamla ilişkimiz, bilinç, zihindeki anlam hikayesi. Yalnız değilmişim bu arada. Bunu 1994 yılında Manuel Castells'de, bu arada abi bir kitap yazmış ağ toplumuyla alakalı. Hani arada böyle iki tırnakla beraber yapayım. Gerçekten kitabı okurken belli bölümlerde ayakta hazır olup okuyordum. Yani hani çok ne zaman yazmış? 94 yılında yazmış, A toplumunu yazmış. A toplumunun ilk dillendireni o. İspanyol bir sosyolog şeyde. 94 yılının teknolojisiyle beraber tahminde bulunmuş ama çok yüksek tutarlı tahmin şeyinde bulunmuş, yapılanmasında bulunmuş. Bu diğer gibi bir şey demek ki. Yani Manuel Castells'in yaptığı, yorumladığı formun ben uygulamadaki alanını tekrar değerlendiriyorum. Aslında uyguladığım, bir de böyle özgüven gelişti kitabı okuyunca, lan ben tutarsız örüntüler diye tarif ediyordum mevzuyu. Mevzuyu tutarlı bir zemine getirince o kafa çok rahat etti. Bir de şöyle çalışmış. Felsefeciler en çok bu işe yarıyor biliyor musun? Ya ben de ifade çok istifade ettim birçok fikirden işte, evet. Schumacher'den falan filan. Yani adamlar hakikaten seni bir çerçeveye oturtturuyor. Abi bu arada felsefede var ya her şeyi düşünmüş herifler ya. Yani felsefe adam gibi öğrenseymiş ya, felsefe tarihi değil de gerçekten felsefe öğrenseymişiz. Bayağı çok, sorunlar evet. Çözülürmüş ya. Evet, gerçekten katılıyorum. Bir şöyle çalışmış ödevine, yani saygı duruşunda geçirten o, ben o duruma hastayım. Mesela sohbet ediyorken şey diyorsun. Teknolojinin toplumlara etkisiyle alakalı, mesela Çin'i incelesek sayısal veri üzerinden bir kontrol tablosu çıkartmak mümkün olur mu? Bu dediğim şeyin komplikasyonunu biliyorsun değil mi? Yani bu 5 yıl demek, 25 kişi demek var. Yapmış. Tamam mı? Yani mesela Çin'in son 1000 yıllık tarihinde teknolojinin ekonomisine ve sosyal değer değişimine etkisini tabloya dönüştürecek şekilde çalışmış. Ve bu çalıştı bir konu böyle 100 konu, 500 konu çalışmış yani hani şeyde. Çok etkileyici o yüzden, çok rahat ediyor. Sadece felsefeci değil bir şey. Değil değil, sosyolog bu arada. Bu arada galiba hala da yaşıyor. Vallahi el öpmeyi. Olabilir şeyde. Ben öyle Mandelbrot'u kaçırdım. Herif öldü 2010'da ya. Ha gittim, ha gideceğim dedim, adam küt diye gitti vallahi. Yok yok, buna da gidilir gerçekten. Bu vallahi tuhaf, güzel, çok güzel ödev yapmış. Hani benim tanımımla çok güzel ödevini tamamlamış. En temel büyük değişimlerden bir tanesi bu dönemde şu anlam kaybı mevzusu. Biz şimdi kimliğimizi oluşturmak için, bir kimlik var etmek için toplumla ilişkimizde kimliğe karşılık anlamlar yaratırız ya. Mesela Müslüman ve İslam dünyasına ait olmak bir anlam grubudur. İşte Türk olmak bir anlamdır. Trabzonlu olmak bir anlamdır. Trabzonlu Farozlu olmak başka anlamdır. Ofise yani, bambaşka bir anlamdır. Ofluysa bambaşka bir anlamdır. Hatta Trabzonlu biliyorsun. Öğretmen olursun, öğretmenlik başka bir anlamdır. Esnaf çocuğusundur, başka bir anlamdır. Bunların hepsi anlam paketleri. Senin kimliğini belirler bu anlam. Aynı zamanda davranışlarını da yönlendiriyor. Yönlendirir, kültürünü belirler, davranışlarını yönlendirir ve ömrün boyunca da bu kimlik seninle beraber kalır. Kalıcı olarak devam eder. Abi bu patladı. Bu patladı mevzusunun iş hayatında para kazanmak için o kadar çok fırsatı ve dezenformasyonu var ki. Yani mesela bu patladığı anlamak zihinsel. Bu arada sen bunu acayip kullanıyorsun. Yani hani bir sürü yerde. Bu bildiğin patladı. Yani dilde hep o çelişkiyle beraber kullanıyorum. Yani Türk'üz, çok seviyoruz, milli duygularımızın en yüksek olduğu dönemde %76 oranında yurt dışında yaşamak istiyoruz. Hani böyle patladı mevzu. Tamam mı? Hani İslami olarak siyasete muhafazakar bir dilin ve tavrın en yerleştiği, en yaygınlaştığı düşündüğümüz yerde Türkiye'deki en yüksek deizm ve ateizm oranıyla karşılaşıyorsun ve kendini en çok dillendiren yerde. Patladı anne, anlam paketleri mevzusu patladı. Bunun, İnsanlar sığmıyor artık bunun içine. Bunun içerisine sığmıyor, parçalandı, daraldı ve yeni arayışlar var. İkinci anlam paketi var altta. İşte mesela pozitif kadın ayrımcılığı, cinsiyet ayrımcılığı ikinci anlam paketi. Mesela dinle alakalı çok riskli şeyler söyleyebilirsin, biraz linç yersin, tölere edersin. Yiyorsa Sinan Hocam kedi tekmele şurada. Kedi tekmelemeyeyim de tekmeleyenlerin de bir sebebi vardır diyeyim mesela. Değil de mesela hayır yani kazara da tekmele. Hani bunun neden yaptığını boş verelim hani şeyde onu toplayamazsın. Mesela yeni anlam paketi yani hayvanlarla ilişkimiz, hayvansever olmak zaruri yeni kimlik formlarından bir tanesi. Tam da kültüre oturmadı, dağınık bir halde kendi içinde. Ya da işte çok şakasını yaptığım konulardan bir tanesidir. 365 gün yaşıyoruz, 3000 civarında özel gün var. Çünkü anlamda orası patlayınca yeni insanlar anlam ihtiyacı zaruri bir ihtiyaç. Kendi kimliğini pozisyonlandırmak zorunda. O pozisyonlandırma için koşarak
yeni anlamlı ve aidiyet duygusu geliştirebileceği, kendi kimliğini tamamlayacağı yeni bir şeyler arıyor. Kerteriz noktaları arıyor. Şimdi bunun iş hayatındaki karşılığını tüm şirketlerin davranış ve işleyiş modellerinde ne kadar büyük bir bütçeyi buradaki deliklere harcamak zorunda kaldığını fark edince insan tüyleri diken diken oluyor. Ki bir kel olarak benim bile. Saçları diken diken oluyor. Şey de var, şu da var galiba. Mesela bir yeni nesil geliyor ya şimdi mesela. Yeni nesil normalde bu değerler içerisinde büyüyor. Tabii. Ama mentörlüğünü eskilerden alıyor ya. Şimdi çelişki dediğim şey de tam olarak böyle oluyor. Bildiği hikaye farklı, manipüle ediyor. Post-truth'un oluşma gerekçesi. Eskiden getirdiği bir bilgi, hikaye sepeti var. Gerçekten 18 yaşında herhangi bir kişi. Annesinden, babasından, dedesinden, bin yıllık öykülerden öğrendiği bilgiyi getiriyor. Burada manipüle edilmiş başka bir şey için kullanıyor. Asıl yani o hikaye bu konumu desteklemiyor. Yani orada tuhaf çaprazlıklar yaşıyor kendi içinde. Ve davranış olarak da acayip bir geniş bir tuhaflık yelpazesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunu fark edip yönetmek... Hafıza silme. Bu Jill Bolte Taylor'ın geçirdiği inmede mesela sol tarafına inme inince... şey diyor, şimdi sol tarafta bizim geçmiş anılarla bugünün bağlantısını kurmakla uğraştığı için bütün travmalar, dertler, keşkeler, yetersizlik hisleri falan onunla alakalı. Sol tarafa kan damarları tıkanıp da kan gitmeyince diyor ki lan ana diyor bir oldum ben diyor böyle bir gevşeklik, bir özgürlük falan. Yani aslında belki de herhangi bir şeye başlamadan önce hayatında böyle bir hafıza silme prosedürü çok iyi olabilir. Yani bu tabii evde denemeyin öyle bir şeyle olmuyor ama hakikaten o bütün öğrendiklerini bir kenara bırakıp her şeyi yeni baştan sorgulayabilme meselesi ama tabii işte tam burada mesela bu çalışma gibi rehber olacak bir başlangıç lazım. Yani her şeyi sıfırdan çakmak taşıyla başlayamazsın. Yani bir şema lazım. Ne değişti, neye dikkat etmen lazım söyleyecek bir rehberler de lazım. Zaten biz birbirimize böyle bir nevi içgörü sağlıyoruz. Yani konuşuyoruz, eğitimi de var vesaire. Hani bununla beraber sohbetinde yapıyoruz. Ama özelinde şeye herkese genele yaygın bir şekilde şeye yönlendirmek çok hoşuma gidiyor. Yani 40 yaşındaki bir adamın yaşam tecrübesi çok acayip fırsatlar verebilir. Kendi gözünü bir şeyle kapatmadığı sürece. Evet. Biraz el freni çekip kalıcı bir şekilde dur lan. Yani hani burada bir şeyler değişti madem. Değişimi ben tekrar yeni tecrübemle beraber okuyayımın ruh hali gerekiyor. Yeni Dünyanın Cesur İnsanı birinci madde, dur. Gerçekten yani hani Yeni Dünyanın Cesur İnsanı'nın bence böyle bir hep beraber bilgiler ve belli örüntülerden puzzle yaptığımızı varsayarak buranın en renkli ve önemli köşesindeki puzzle'larından bir tanesi, puzzle parçalarından bir tanesi o sohbet. Çünkü bunu yapmadan geri kalan her şey de şöyle oluyor. Yani en çok duygusal defanslardan çektim abi. Yani mühendislik harika, elinde biriktirmiş. Bilgi desem var. Fikir desen organize etmiş, geliştirilmiş, yapamıyor. Yani ve... Ya bak, geçen hani bir bölümümüzde senin Müslüman olduğun hakkında konuşuyorduk. Sen dün, bunun altını çizmeyi seviyordun. Tabii, evvelsi akşam Dücan Öcülüoğlu'nun canlı yayınına denk geldim. Şimdi YouTube'da akşam evde otururken açtım televizyonda. Kader konusunu falan konuşuyor mesela. Orada insanların duygusal yatırımı olan şeyleri neden hayatlarından çıkaramayacaklarını. Mesela çok güzel bir noktaya gelmişti. Bir işte o da tabii inanç falan konuşuluyor ama inanca çoğu insan o kadar çok yatırım yapıyor ki eğer hakikaten işler ters gider de hani dünyanın inandıkları şey gibi olmadıklarını gördüklerinde onu bir kenara koyamıyorlar. Onu kendileriyle taşıyabilmek için şeklini değiştirip nefret unsuru haline getiriyorlar. Yani illa ondan nefret etmesi gerekiyor insanın. Şimdi o kadar zor bir şey ki duygusal olarak içinde yoğrulduğun bir şeyi bir kenara koymak. İşte bu sefer de patolojik bir başka davranış tipine eski dünyanın her şeyi tiksinç, iğrenç, defolsun gitsin, ben yepyeni el yordamıyla karanlıkta fili kendim keşfedeceğim falan gibi böyle bir kafaya girmek de mümkün. O yüzden çok taşlı bir alan burası. Duygusal meseleyi anlayabilmek gerçekten durmayı gerektiriyor. Yani durmadığın zaman o kendi kendine bir şeyleri hiç senin hayrına olmayacak çoğu zaman şekillerde dönüştürüyor yani. Ve oraya hakim olabilmek bilince bir nefes vermeyi gerektiriyor. Yani ona bir nefes de abi oraya konsantre edeceğim, ona baktıracağım. Ben hayatımdaki büyük değişimlerde bunu yapmadığım zamanları iyi hatırlıyorum yani. 100 sene öncesindeki herhangi bir insana oranla nefes hacmimiz, bir şey yapabilme kapasitemiz gerçekten 10.000 kat arttı. Yani ben fırsat kelimesini kullanmak çok hoşuma gitmiyor. Yani bir eski dilde kötü bir şey var. Ama bir şey yapmak istediğinizde yapabilme potansiyeli o kadar yükseldi ki bunu fark etmeyip de
Sosyal medya bağımlılık yapıyor falana sıkışmak şey geliyor, tuhaf geliyor. Bu arada bağımlılık yapıyor. Evet. Hani o gerçekliği reddederek söylediğim bir şey değil. Tek özelliği bu değil. Tek özelliği bu değil abi. Aynı zamanda bir sürü yeni bir şey yapabilmeni, düşünmeni sağlayan şeyi de sosyal medyadan alıyorsun. Şimdi evrim ağacına sosyal medya bağımlılık yapıyor diye yaklaşmak mümkün mü? Ayıp. Bu Mustafa Can'ı sadece kel olarak nitelemek gibi. Gibi yani şey. O sadece bir özelliği. Evet, kötü kullanırsan yapıyor bu arada. Yani hani her şeyi yani bardağı da kulağımıza sokarsak bir zararı var bize. Ama ya bu bardağın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Şeyde. Böyle davranmak gerekiyor. Halbuki oraya çok konsantre olduk. Yani, şimdi bildiğin bir şeye evet. benzettiğin zaman açıklamışsın gibi geliyor. Rahat ediyorsun. Onun evet. diğer termihlerini hepsini birden alacak kafa yok ki. Yani kafa yok derken zor bir şey o süreç yani. Bir de filtre safsatalar kullanıyoruz. İnternet ağının bilmem ne kadarını porno kullanıyor abi. Kullanıyor, kullanıyordur. Ama bu seni safsata olarak gözüne perde indirmesin. Bu başka bir şey. Yani oradan kaçın diye anlatılmıyor bunlar. Yani ayağınızı, bacağınızı, bastığınız yere dikkat edin yani. Bu bir şeyin vasfını tanımlamakla ilgili olan konu onu tanımlamaya dönüştüğü zaman. Yani hakikaten işte ne olacak diye işte kel. Ne olacak kepçe kulaklı falan. Ha böyle bir yere savruluyorsun. Oradaki potansiyeli tamamen hayatından çıkarıyorsun. Çok zor iş. Yani insan psikolojisi açısından birebir oturduğun yerde şimdi duygusal sistem senin dünyanı oluşturuyor ya. O dünyanın dışının varlığının hayal edilebilmesi biraz muhal yani. Her insandan bunu beklemek haksızlık. İşte o yüzden bu muhabbetler çok mühim. Yani bu mesela bu eğitimler, bu yeni başlıklar, yeni dikkat çekmeler. Yani İşte gelişmekte olan insana bizim hep derdimiz yarın kendimizin daha iyi versiyonu olmak değil mi? Yani en önemli belki söyleyeceğimiz şey, oğlum bırak standart yetkinlikleri artık. Yani başka şeyler söyleyenlere bak. Tam bunu destekleyecek şekilde sen de bu söyleyeceğim şeyin çok önemli aktörlerinden bir tanesin aynı zamanda. Mesela herkesin birer kanaat önderine dönüştüğünü ve kendi ağ yapılanması içerisinde bağlı olduğu ağ gruplarında bazı konularla ilgili kanaat önderi olarak pozisyonlanması gerekliliğini fark etmek. Bazı konularda. Bazı konularda. O işte o konuyu da o kişi bilecek ama. Tabii. Yani bulacak. Ve şu basitlikte konu. Şimdi bunu en son arkadaşımızın kızıyla sohbet ediyorum. Yeni resim bölümünü kazanmış. Şimdi resim bölümünü kazanana kadar nasıl bir süreç geçirdin dedim. Bir yıl boyunca şöyle çalıştım, sınavlara girmek için böyle yaptım. İşte hem dijital çizimle alakalı şunu yaptım, şunu öğrendim, işte egzersizleri şöyle yaptım falan. Harika bir öykü. Kaç kişi sence bu sene sınava girecek resim bölümüne girmek için? 1000, 10.000, 100.000 kişi girecek. Kanaat önderisin onlar için. Aynen. Bu tecrübenin kendisi, çünkü şöyle, artık bireysel olarak Kayseri'de, Trabzon'da, Samsun'da yalnız, bak sen yalnız geçirdin o süreci. Yalnız duran çocuğun kendi tecrübelerini kopyalayabileceği, alabileceği alanla alakalı bir fırsat oldu. Tabii. O deneyip zaman kaybettiği ya da duygusal olarak yıprandığı süreçler yerine sen kendi deneyimlerini düzgün bir alan içerisinde paylaşırsan bunu isteyen adam için kanaat önderisin işte. Ha sen onu öyle çözdün. Dijital lazım değil mi? Dur bak ben bunu düşünmediydim mi? Buradan öğreneceksin. Şimdi bak çocuktan bahsediyorum bu arada. Yani hani 18 yaşında resim bölümünü kazanan, birinci sınıfa yeni giren birinden bahsediyorum. O bile kanaat önderine dönüştü. Biz kanaat önderi deyince zihnimize şey canlandırıyoruz. Atatürk ve İsmet İnönü falan ya öyle değil. Bizim bir stajyerimiz var bir aleyhinamız şimdi grafik tasarımda. Bana şey sormaya geldi. Hocam diyor ben sizin konuşmalarınızı uzun zamandır takip ediyorum daha lisede. Babam diyor size çok benzer şeyler söylüyor diyor da. Yani bir taraftan hoşuma gidiyor bir taraftan endişeleniyorum çünkü diyor babası şey diyormuş. Ya okula çok da ihtiyacın yok aslında falan diye. dedim ne güzel çok şanslısın falan. Annen dedim ne diyor? Annem diyor o konuda çok kafası karışık dedi. Bak dedim bu daha sağlıklı. Yani iki tane deli olsa başında sen iyice delireceksin. Çünkü çocuk bak düşün bir çocuğun bundan daha iyi duymak isteyebileceği bir şey olabilir mi? Okul çok da lazım değil falan diyen gayet gevşek bir alan bırakan babası var mesela. Etrafındakiler boomer çocukları ağırlıkla muhtemelen. Onlar için okul hala muhtemelen hayat memat meselesi. Bir tasarım yapmıştı bize çok güzel. Bir işte yakında yayınlanacak ya da yayınladık mı bilmiyorum. Yayınlamadık da herhalde. Dedim ki bak sana senin ihtiyacın olan şey o tasarımı yaptığın zaman hissettiğin o duygu var ya. O sırada biz onu beğendik ya. O dedim sana hayat boyu lazım. Bunların sayısını arttır falan. Babam dedi buna çok benzer bir şey söylüyor falan. Artık böyle babalar var yani çok şükür. Yani bu zaman onu gerektiriyor. Ve bu çocuklar yarın bir gün işte gelip de okulda bilmem kendilerini artistik yapın işte alo diyecek. Ben girmiyorum bu derse. Çünkü dışarıda daha kolay öğreneceğim onu ama bu çocukcağız gibi yani öğrenebilen, yapabilen birisi için bu dünya çok güzel. Öyle
işte ergen anarşist modeli, ben her şeye karşı, ona da karşı, onlar için daha eziyetli bir dünya. Çünkü karşı çıkmaları gereken çok şey var artık. Yani eskisi gibi sadece okulu kapatıp da gidip orada bilmem nerede sigarayı yakınca çok havalı anarşist oluyordun, ama artık öyle bir dünya yok. Bayağı bazı şeylerin yapısal olarak değişmiyor ki. Merak edeceğin kavramı değişmiyor. Merak etmiyorsan cesetsin yani. Yani merak edeceğin. Yaşına göre performansı değişmekle beraber çalışacağım. Yani hani eşek gibi emek sarf edeceğim bu merakına diğer şekilde. Çünkü çalışıp deneyimlemezsen tecrübeye dönüştürüp bir biçime dönüşmüyor. Çalışmazsan gittikçe sulandırılmış bir şeyle gidiyorsun. Yani çalışırsan yoğunluğunu arttırıyorsun hayatın deneyimi. Bir de yani bu şeyin içerisinde, anlatının içerisinde bu birikimler kanunu hikayesi var ya, yani böyle işte fırsat bekle, bir okul bitir, bir şeye gir falan filan, ya da işte bir işe kabul al. Halbuki mesela ya 50 sene yaşadığın zaman bu dünyada, geriye döndüğünde tekrarlarının sonucunu yaşadığını görüyorsun. Küçük devamlılıklar, minik şeyler. Yani hep böyle iyi bir şey yapıyorsan, devamlı hayatında hep o varsa, bir süre sonra başına iyi bir şey geliyor. Ondan dolayı oluyor. Ya da böyle kertikliyorsan, bir tembelliğin, bir kötülüğün, bir vurdum duymazlığın, bir bağımlılığın, bir kötü alışkanlığın varsa onun da lastiği patlıyor işte belli bir süre sonra. O yüzden hani o yeni dünyada ne yaparsan yap, rutinin, ritüelin düzgün olsun. Yani işin yolunda gitmese de, şartlar senin aleyhine gibi gözükse de, sen gene yap onu. Anlamsız gözüküyor. Simon Sinek onu çok güzel anlatıyor. Gidersin ilk gün spor salonuna, çalışırsın, eve gelirsin, hiçbir numara yok. İkinci gün çalışırsın, aynaya bakarsın, gene bir numara yok. Üç gün, beş gün, ama üç ay sonra bakarsın bir şekil. O her gün yaptığın şey sayesindedir. Ama ikinci gün ölçüm yaparsan, sonuçları değerlendirirsen, boşa uğraşıyoruz dersin. O yüzden işte bu rutinleri oturtturmak için değerler seti, o yeni değerler setini çok iyi anlamak lazım. Ben nereye vakit yatırayım yani? Aldanması lazım. İçin altını çizmek istedim öte tarafta. Yani sanki burada bunlar sana yeni bir fırsatlar sepeti veriyor. Bunu yapınca çalışmaya gerek olmayacakmış gibi bir hava da o. Öyle bir şey değil. Aslında burası sadece çalışacağın, emek sarf edeceğin, merak edeceğin şeyin konusunu doğru belirlemek lazım. Ben mesela bak şimdi ben neye çalışıyorum? Yani benim işim ne? Benim işim akademik bir şeyler, içerikler üretmek. Ama onun için benim ibadet gibi bir rutinim var. Abi ben okuyorum. Benim tam 30 yıldır rutinim bu. Yani arka planda ben bunu mecburen yapıyorum. Ama sonra onun yaptığı altlıkla Allah'a şükür her mevzuya konuşacak bir şey buluyoruz. Bir içerik üretiyoruz. Bazen diyorlar ki lan ne enteresan, hiç aklımıza gelmemiş. Benim de gelmedi ki, adam kitaba yazmış. Ben senelerde okurken bir yerden düştü o kafama yani. O rutinleri oturtturmadan... İşte hep hayattan beklenti, bu eski bir beklenti. Bunu değiştirmek lazım yani. Ve şu anda abi hani bazen hakikaten kıskanıyorum. Yani mesela şu YouTube'un, şu sosyal medyanın, bu internette bağlantı imkanının 1990'da elime geçtiğini düşünmek istiyorum mesela. Keşke öyle bir şey olsaydı ben üniversitedeyken. Ha o zaman da artık baloncuk mu patlatırdım ya da işte sabah kadar... Ya değişime şahit olan insanlar olarak en yüksek çelişki grubuyuz bu konuyla alakalı. Ve bence üretimi ya da felsefi sorgulamanın, hatta merakın zeminini hep çelişki belirler ya. O yüzden bence bu konuyla alakalı en üretken yaş gruplarından bir tanesiyiz ilgili kaldığın sürece. Ben senin için de, kendim için de, kendi yaşlaşlarım için de öyle düşünüyorum. Elbette işte alışkanlık devşirmek, öğrendiklerinin bir kısmını unutup, biri söylemişti onu, güzel, çok güzel bir tarif o. Bir kısmını unutup o kısmın yerine yeni bir şey öğrenebilmek. Alvin Toffler. Evet. Yani 21. yüzyılın cahilleri öğrendiklerini unutup yeniden öğrenemeyenler olacak diyor. Evet, yani bu çok altı çizilesi bir cümle gerçekten de. Ama biz bunu benim de bunu yapabildiğimi zannediyorum. Yani merakla bakabildiğin sürece bu oluyor yani. Bu arada tekrar bir şey hatırlatayım. Bak bizim kanalın izleyicisi olan arkadaşlar, sana bahsediyorum. Buna teşne olan insanlar. Bizim kanalda yani bir videomuz 5 milyon izlenmiyorsa, burayı izleyen insan bu konularla ilgili insan. Dolayısıyla öbürlerine karşı bir sorumluluğunuz var arkadaşlar. Yani vatan hizmet bekliyor. Bence yani savsaklamayalım. Bak bizim sıkı takipçilerimizden bir tanesi, geçen tanıştığı fırsat oldu, hatta telefondayken de denk geldi. Kaptan Özgür var. Hı hı. Yılın 7-8 ayı denizlerde şey diyor. Sizin videoları biriktiriyorum, gemide yükleyip yanıma alıyorum. Bir de millete zorla da izletiyorum, bilginiz olsun diye gemide. Valla savaş pilotu bile var uçakta izleyen, yemin ediyorum. İzleyen derken dinliyormuş bizi. Ama bir şey söylemişti, daha evvel söyledim mi onu sana abi? Hocam diyor, seni diyor uçakta dinlemek çok hoşuma gidiyor. Nasıl lan dedim, savaş uçağında. Niye dedim uçakta özellikle? Dedi sen anlatınca ben birçok şeyi yeryüzünü uçaktan gördüğüm gibi görebiliyorum dedi. Böyle yukarıdan, genel.
Dedim aga ben hayatımda böyle iltifat almadım. Muhteşem. Selam ediyorum burada. Tümden gelim iyidir. Örüntü avcılığını sağlıyor. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Bunu biraz daha deşelim. Belki altındaki başlıkları kaşırız tek tek. Aynen. Yani mesela neden multidisipliner eğitimden bahsetmek zorundayız? Bilgi değil bağlam nasıl oluşuyor? Aha bak not edin az sonra. Bizim can canan konuları geliyor şu an. Bak hani bunlar bu değişen değer kalıpları içerisinde belki de tek üzerine sokuyoruz. Multidisiplin yapıyoruz. Bundan sonraki bölüm multidisiplin.